Herkese merhaba, Mehmet Yılmaz ben. Bu bölümde Vectra serisinin ilk Türkiye'de çok tutulan, çok sevilen 98 ile 95 yılları arasında üretilen bizim aracımız 93 model, 92 mi Serkan abi? 93. 93 model GL pakete sahip. Aracı birlikte inceleyeceğiz. Öncelikle Serkan abiye hayırlı olsun diyelim. Şahin'i Doğan mıydı abi? Doğan SLX'i sattık. Alman'a geçtik. Opel'e geçtik. Evet. Serkan abi memnun musun? Öncelikle arkadaşlar herkese merhabalar. İşlerinize kolaylıklar diliyorum. Arabam evet Mehmet Bey'in dediği gibi Opel Vectra 93 model. Şu anda çok memnunum. Yol tutuşu olsun. Hız olsun. Şu tabii. Anda beni ikna ettiği bir seviyede. Tabii Doğan'la, yani, Doğan'la kıyaslanmaz. Doğan'la segment kıyas... olarak da farklı tabii. Bu D segmenti. Doğan'la yani. Kıyaslandığı zaman hani şey demiyorum. Aslında... Doğan Şahin kötüdür demiyorum. Tabii ya, herkesin bir... ama yani, segment olarak sen çok fark var. Zamanının tabii. C segmentinden D segmenti bir araca, Alman bir araca aynen. Geçtin. Aracın abi çok güzel. Hayırlı olsun. Temiz, orijinal bir araç. Sunroof'u, bu şeyleri, aynalıkları falan böyle şey, aynaları manuel. Bunu evet. Çok beğendim. Evet. Kısmen donanım olarak da yeterli. Şurada, şöyle gösterelim. Şurada çok hoşuma gidiyor özellikle. Abi ben de çok ayarı. Beğendim orayı. Evet, çok hoşuma gidiyor. Artı sunroof'un manuel olması değişik bir stil bence. Çok güzel olmuş. Ben şimdi genel olarak şöyle aracı bir anlatayım arkadaşlar. Serkan abi tekrar hayırlı olsun. Çok teşekkür ediyorum bu fırsatı bize verdiğin için. Şimdi araçın teknik özelliklerine baktığımızda araç arkadaşlar 1.8 motora sahip. 90 beygirlik bir gücü var. Bunu da böyle 5.500-5.700 devirde veriyor. Yanlış hatırlamıyorsam 145 Nm'lik de bir torku var. Önden çekişte 5 ileri bir şanzımanı var. Artı aracın ağırlığı böyle 1200 kilo civarı, doğru. 1200 kilo civarında bir ağırlığı var. Sıfırdan 100'e bu araç fabrika verilerine göre 12,5 saniye maksimum hızı ise, azami hızı ise şeyin üstünde, 180 km saatin üzerinde. Teknik olarak baktığımızda aracın boyu 4 metre 40 santimin üzerinde 1.71'lik bir genişliğe sahip. Şu iki aks arası, iki lastik arası ise arkadaşlar 2 metre 60 santim. Bagajı çok iyi. 500 litrenin üzerinde bir bagaj hacmi var. Söylemem lazım. Amortisör sistemi arkadaşlar önler birbirinden bağımsız. Arkalarda yarı bağımsız bir süspansiyonu var. Darbeleri, emişi, yol tutuş anlamında da gayet beğendiğimi söylemem lazım. Şimdi dediğim gibi GL paket. Burada tamponumuz gövde renginde. Şu ortası böyle çift renk gibi siyah arkadaşlar. Aynı zamanda burada krom detaylarımız da mevcut. 92'de makyaj geçirdi. Biraz daha böyle modern hale geldi. Lastiklerimiz alaşım jantı arkadaşlar. 175'e 70-14 ebatında. Aynalarımız gövde renginde değil. Yanlış bilmiyorsam bu aynalarda katlanmıyor abi. Şöyle profilden bakıldığında araç gayet böyle aslında sportif ve dinamik görünüyor. O dönemde de Ascona'nın devamı olarak üretildi. Ama o dönemde Türkiye'de üretilmekle birlikte bu araç hem Türkiye'de çok tuttu. Bu aracı o dönemde iyi yol tutuşuyla çok anıldı. Kasasının, karasörünün çok sağlam ve tok olması, sağlam olması, karasörünün çok sağlam olması bu aracın böyle tutulan sebeplerinden biriydi. Şimdi şurada hemen C sütununda bir kelebek cam var arkadaşlar. Ben bunu da açıkçası çok beğeniyorum. Böyle sportif ve dinamik görünüyor. Tabii otomatik antenimiz var. Radyomuzu açtığımızda direkt devreye giriyor. Burada arka camda, yan camlar da aslında büyük. O yüzden aracın içinde yolculuk yaparken kendinizi böyle çok ferah bir mekanda hissediyorsunuz. Arka cam büyük. Aynadan baktığınızda arka tarafı çok net görüyorsunuz. Park anlamında da bir sıkıntı yaşamazsınız. Arka tarafa geldiğimizde Opel yazımız, Vectra yazımız falan var ama burada yine tampondaki gibi şurada bir siyah şerit, daha doğrusu bir çıta söz konusu, plastik. Tamponda da var arkadaşlar. Bu da araca baktığınızda böyle arkadan bu siyah çıtanın görüntüsü bende şey gibi, daha böyle büyük
arkası daha genişmiş gibi. Aracı böyle büyük göstermiş. Yine gövde renginde arka. Tamponlarımız, şurada bir plaka aydınlatmamız. Bagajımız şu şekilde açılıyor arkadaşlar. Bagaj şu anda dolu ama bagajın halı kaplı olduğunu söylemem lazım. Hemen şu sağ tarafta bir sağlık kitinin bulunduğu, ilk yardım kitinin bulunduğu bir bölüm var. Burası gayet büyük, kullanışlı bir bagaj. Tabi araçta tüp de var ama tüp olmasına rağmen buradaki alan gayet kullanışlı arkadaşlar. Aracın arka koltuklarının arka tarafına geldiğimizde aynı zamanda bu koltuklar yatırılıyor arkadaşlar. Onu da detay olarak atlamayalım. Burada bir eşya gözümüz yok. Manuel. Ama şu çift renk, ya daha doğrusu dışı kırmızı ama bu açık gri renkler içerisini hem havadar kılmış hem de kalite algısını böyle biraz yukarıya çekmiş arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burada bir kolçağımız var. Başlıklarımız yok. Şurayı açarak arka tarafa da ulaşabiliyoruz ama tabii zaten burada tüp var. Dediğim gibi bu koltuklar yatırılabiliyor. Buradaki iç hacim de daha fazla artırılabiliyor. Koltukların sertlikleri, şu minderlerin sertlikleri gayet iyi. Uzun yolculuklarda bu koltuklarda rahat edersiniz. Buradaki şaft tünelinin çok yüksek olmadığını söyleyebilirim. Şurada küllük vardı ama tam şu anda çalışmıyor. Burada yine bir eşya gözü var. Yine ayarlı burada emniyet kemerlerimiz, tutamaklarımızda yine birer böyle askılıklarımız mevcut. Kapı kilitleri şu şekilde arkadaşlar. Kilitliyoruz, açıyoruz. Ya burası özellikle şu gri renk, açık renkle birlikte burası gayet ferah ve özellikle şu malzeme kalitesinin sert malzeme ama bakın yıllara meydan okumuş, hala çok fazla deforme olmadan hizmet ediyor, işini yapıyor. Aynı zamanda burada böyle kumaş detaylar var. Bunun da yıllara meydan okuduğunu söyleyebilirim. Çünkü burada herhangi bir salma söz konusu değil arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar aracın kokpitine geldiğimizde özellikle şu mesela kapı üzerinde, arkadaki kapı gibi böyle yine kumaş detaylarımız var. Burada bir, hatta oradan gösterebiliriz. Oradaki kapıyı, kapı panelini gösterebiliriz. Kapı panelinde böyle bir eşya gözü var boydan boya. Yeterli denilebilir. Şu manuel aynalıklarımız, hatta onu da oradan gösterirsek. Ben bunu çok beğendim. Böyle çok klasik ve şey geldi bana. Otantik geldi. Bunu çok beğendim. Aynaların büyüklükleri de kısmen yeterli. Yani aracı park ederken falan çok fazla sıkıntı çekmezsiniz. Aracın özellikle konsolu bakın çok yumuşak malzeme. Ama aynı zamanda şurada şöyle alayım Serkan abi. Burada arka sis farlarımız bu şekilde. Üç kollu bir direksiyon. Direksiyon üzerinde şöyle kornamız var arkadaşlar. Sportif aslında bu direksiyon. Onu da söyleyeyim. Direksiyon böyle eli iyi oturuyor. Üç kolu farklı mı çalıyor? Farklı. Şuradan farklı, buradan farklı arkadaşlar. Aracın gösterge tablosuna baktığımda sol tarafta devir saati, ortada kilometre, sağ tarafta hararet ve yakıt göstergesi mevcut. Aracın kilometresini de söyleyelim. 303.995 ama dün kullandığımda işte 300.000'i devirmiş gibi göstermiyordu açıkçası. Şimdi buradaki renk ambiyansı dedik ya, tamponlarda böyle tamponda ve arka şeyde siyah böyle bir çıta vardı. Burada da arkadaşlar konsolun üst tarafı böyle gri renkte, ortası yine siyah. Aşağıya doğru geldiğimizde de böyle açık renkler söz konusu. Arkadaşlar aracın evet içinde böyle kapılarında, konsolda böyle gri renkler var dedim ama aynı bu gri kaplamalar bakın komple halı kaplı, halılar da böyle açık renkte, gri renkte arkadaşlar. Koltuklarımız yeterli bir şeye sahip. Hani baldır desteği biraz tartışılır ama yan destekleri falan aslında fena değil. Aracın konsoluna yine döndüğümüzde burada yine havalandırma menfezlerimiz, yine kalorifer ayarlarımız bu şekilde, rezistansımız şuradan. Burada hızını, kalorifer hızını bu şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Burada bir teybimiz, altta hemen bir eşya gözü. Onun hemen altında bir şöyle çakmaklık ve küllük mevcut. Burada da yine bir eşya gözü var. 5 ileri şanzımanlı vites kolumuz gayet de sağlam, sağlıklı duruyor.
Yine hemen şurada ufak bir eşya gözü. Veyahut da bu eşya gözü değil ama şurada el freniyle ilgili bir, hani şu düz olsaydı burada biraz sıkıntı olurdu. Burada bir boşluk bırakılmış. Burada bozuk paralarınızı koyabileceğiniz, hani bunun ne işe yaradığını bilmiyorum ama bilirseniz siz yazarsınız. Camlarımız elektrikli arkadaşlar. Onları da bu şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Yani camları açıp kapatabiliyorsunuz ama bu camlar aynı zamanda tam otomatik. Onu söyleyelim. Serkan abi şu düğme ne biliyor musun abi? Çocuk kilidi. Yani bu kapı kilitleri bunlar. Kapı kilidi. Buraymış. Şurada yine bir eşya gözümüz. Kapıdaki camları indirirken senin haricinde indirmek isteyen olursa bu onu engelliyor çocuk olarak. Çocuklar için evet. Evet, güvenlik anlamında iyi. Şurada bir yine eşya gözümüz var. Hemen torpido, gördüğünüz gibi anahtarlı bir torpido arkadaşlar. Burada iki adet bardaklık. İçinde şöyle güzel bir kaplama söz konusu, kaydırmazlık söz konusu bu şey malzeme üzerinde. Aynı zamanda soğutmalı bir torpido arkadaşlar. Aynı zamanda şöyle yukarıya doğru geldiğimizde güneşliğimizin sol şoför tarafında şey yok, aynamız yok. Ama yolcu tarafta bir aynamız mevcut. Şeyimiz bu şekilde aydınlatmamız. Ve evet şimdi manuel Spidak denilen sunroofumuz arkadaşlar. İki kademeli bir şey. Sunroof. Bu şekilde ne diyoruz abi buna? Sigara modu diyoruz. Evet. bu şekilde kapattık. Şimdi komple de açılıyor. Şimdi bu cam yani bu şeydeki sunroof'taki cam renkli cam arkadaşlar. Güneşi falan engelliyor. Hakikaten ciddi anlamda engelliyor açıkçası. Manuel ama çok güzel, çok beğendiğimi söylemem lazım. Burada yine bir manuel saatimiz, analog saatimiz mevcut. Başka şu şeyleri çok beğendim Serkan abi. Diğer serilerde de bunlar devam etti. C'de var mıydı bilmiyorum ama B'sinde de şu körüklü sinyal kolları. Onları da açıkçası beğendiğimi söylemem lazım. Hoparlörlerimiz kapı üzerinde var. Yine şurada Twitter'larımız mevcut arkadaşlar. Arkadaşlar 1.890 beygirlik bir araç. Performans olarak da ben bunu beğendim. Hani yıllara da hakikaten meydan okuma anlamında da iyi. İdeal. Direksiyonumuz hidrolik. Hani özellikler anlamında çok beklentiyi yukarı tutmamak lazım ama şimdi direksiyon hidrolik gayet de geri bildirimleri de iyi. Hassasiyet anlamında. Vites geçişleri fena değil. Amortisör sistemi dediğim gibi birbirinden bağımsız ki arkalar yarı bağımsızdı. Yani darbe sönümlemesinden tutun yol tutuşuna kadar gayet iyi arkadaşlar. Ön frenlerimiz disk, arka frenlerimiz kampana. Tane donanım anlamında yine sunroofumuz mevcut. Yalıtım anlamında da iyi olduğunu söyleyebilirim. Çok böyle aman aman, hatta şu anda sunroof da açık, camlarımız açık ama motor sesinin yeterli bir şeyde seviyede olduğunu, çok böyle rahatsız etmeyecek bir seviyede olduğunu söyleyebilirim. Yani zaten şu anda bunlar bütçe aracı arkadaşlar. Böyle Serkan abinin aracı gibi böyle temiz bir araç bulursanız mutlaka alın. Şöyle alın. Böyle çok fazla kurcalanmamış olsun. Sonra hani farklı sıkıntılar da çıkabilir. Ama temiz bir Opel Vectra A bulabilirseniz böyle uygun fiyata değerlendirin derim arkadaşlar. Buradaki işçilik ve malzeme kalitesi de zamanına göre iyi. Motor performansı yeterli. Sürüş anlamında da keyifli. Özellikle böyle uzun yolculuklar yaparsanız bu araçla size keyif verir diye
düşünüyorum. Sorunsuz bir Opel Vectra, böyle çok kurcalanmamış bir Opel Vectra bulursanız değerlendirin derim. Vectra'da böyle uygun fiyata alınabilecek, ayağınızı yerden kesecek, eğer temiz bulursanız böyle çok sizi üzmeyecek, ailenizle de böyle konforlu, rahat yolculuklar yapabileceğiniz bir araç derim. Tüm takipçilerime çok sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Eksiklerimiz olmuştur. Eksik anlattığımız varsa kusura bakmayın. Herkese çok selam ve saygılarımı sunarken eğer beğenirseniz abone olmanızı ricamdır. Beğenmezseniz de canınız sağ olsun arkadaşlar. Hoşça kalın.